Sayın İnceöz, buyurun. Değerli milletvekilleri, burada özellikle şunu belirtmek istiyorum ki bugüne kadar Afrin'deki operasyon, Zeytin Dalı operasyonu başlamadan önce pek çok açıklamalarda bulundu Türkiye olarak. Baştan beri Suriye politikasında şunu çok net olarak altını çizdik. Asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne, parçalanmasına izin verilmeyeceğini, toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve bu operasyon başlarken de Türkiye gerek ulusal gerek uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanacağını, meşru bir müdafaa hakkı olduğunun altını özellikle süreç başladığından itibaren, gerek Suriye'deki o iç karışıklık başladığından itibaren toprak bütünlüğünün bozulmamasına ilişkin deklare ettik. Gerekse Zeytin Dalı operasyonu başladığında bunun Türkiye açısından bir meşru müdafaa hakkı olduğunu, hem güvenliği açısından hem uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak, kullanmak adına, hem de oradan göç eden 3,5 milyon Suriyelinin tekrar kendi vatanlarına dönebilmeleri için terörden, terör unsurlarından, teröristlerden arınmasına ilişkin bir tamamlayalım lütfen. Baştan itibaren altını çizerek deklare ettik tüm dünyaya. Bu bir kere tartışmasız. Bunun parlamentoda aksi yönde bazı kelime oyunlarıyla sanki bir işgalci ülkeymiş gibi gösterilmeye çalışılması, ne yazık ki parlamentoda bunun dillendirmesi gerçekten kabul edilebilir bir durum olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Burada birileri operasyon sürerken endişelerden vesaireden paylaştı. Bakın, operasyonun bu kadar uzun süre sürmesinin sebebi tıpkı geçmiş dönemde 2015 7 Haziran'dan sonra Diyarbakır'da nasıl sivillerin burnu kanamasın diye askerimiz, emniyetimiz hassasiyet gösterdiyse, burada da aynı hassasiyeti göstermiştir. Bugün 60. gününe gelmiş, orada bir tek sivilin zarar görülmesi istenmedi. Ama terör ve teröristler, terör grupları, terör unsurlarına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'i, bir askerimizin şehit olmasını nasıl olduğunu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim konuluyor ki kutsal kitabımız bizim, inancımız gereğince, ve onun arkasına bir bomba tuzağı konuluyor. Daha lütfen tamamlayalım. Buyurun. Daha birkaç gün önce yine bırakıp gittikleri yerlerde bir bombalı tuzak ve 4 asker orada, 4 Özgür Suriye ordusundan ve 7 de sivil olmak üzere. Neden? Buradaki YPG'nin, PKK'nın bırakmış olduğu, geriye de bıraktığı, kurmuş olduğu tuzaklardan. Yine aynı hassasiyetle binaların içi temizlenene kadar orada özellikle sivillerin girilmesine izin verilmemekte. Bir bakıyorsunuz tuzakları kuran kim? Elleri silahlı kim? Bir bakıyorsunuz oradaki bölge insanının düzenini, yaşamını, hayatını, inancını, her şeyini tehdit eden kim? Teröristler, terör unsurları. Dolayısıyla bölgenin terörden temizlenmesine yönelik. Burada sanki oradaki Kürtlere bir düşmanlık var gibi. Bakın, o bölge temizlendikten sonra Kürt, Türk, Arap, kimlerse bölgenin, toprakların sahipleri, orada onların, tıpkı Fırat Kalkanı operasyonu gibi ki biraz evvel siz de deklare ettiniz, ilan ettiniz. Temizlendikten sonra yine o bölge insanının yaşayacağı alanların oluşturması, kimsenin, Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü olmadığını, ama kusura bakmasın, hemen güneyimizde terör koridoru oluşturacak, terör devleti kur. Teşekkürler.